Bitki, üç son ki, bitki. Küpede canlı müzik başlıyor. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir giriş yaptık hakikaten. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Efendim saatlerimiz 19.20'yi gösteriyor. Çarşamba akşamları alışılageldik şekliyle. Küpe Efendi, Küpe'de canlı müzik akşamı ve geçtiğimiz günlerde duyurularına başladık. Bu akşam gerçekten doyumsuz bir müzik ziyafeti Küpe Efendi dinleyicilerini bekliyor. Günaydın Oyan ve Bay Klarnet Tuncay ve orkestrası bizlerle birlikte. Sefalar getirdiniz diyerek başladık programımıza. Birbirinden güzel şarkıları onların yorumlarıyla, enstrümanlarıyla da dinleyeceğiz gece boyunca ama ilk olarak kısaca bir dinleyicilerimize tanıtalım istiyorum. Aslında Silivri'de zaten fazlasıyla tanınan bir ekiple birlikteyiz bu akşam. Ama Trakya bölgesinde de dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da hem bir selam verelim hem de kendimizi tanıtalım. Solistimiz Günay bizle. Aslında biz bir de yabancı da değiliz. Çocukluğumuzdan beri beraber büyüdük desek yeridir. Tanıdığım isimlerle keyifli bir program olacak benim için. Kısaca bir kendini tanıtarak başlayalım mı Günay? Tamam. Teşekkür ediyorum sevgili Kamil'cim yayına beni davet ettiğin için arkadaşlarımla. 6 aydan sonra ilk kez. 6 ayda ben söyleyecektim. 6 aydan sonra buluştuk. Evet çok güzel oldu hakikaten. 1980 İstanbul doğumluyum.
ilk orta liseyi Silivri'de okudum. Ondan sonra Bakırköy Musiki Cemiyeti mezunuyum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın, çok güzel. Daha ilerleyen vakitlerde konuları diğer konuları da açacağız. Evet, konuşacağımız çok konu var. Kısaca bir tanıtalım. Evet. Tuncay Gülsever bizlerle birlikte. Hoş geldin abi. Rahmetim, hoş bulduk. Kısaca bir böyle bir özetleyelim mi? 1975 İstanbul Silivri doğumluyum. İlk öğretimim ve liseyi Silivri'de tamamladım. Müzik hayatımda da profesyonelce işte bir 15-17 sene falan var. Devam ediyoruz. Ne güzel. İşte kardeşim burada klendette. Klavyede oğlum yine var. Maşallah. Hepimiz aile. Evet, çok güzel. Evet. Yine ailenin üyesi Bülent Gülsever bizlerle birlikte klarnette bu akşam. Hoş geldin diyelim. Kısaca bir özetleyelim mi? Tabii. Ben Bülent Gülsever. 1979 Silivri doğumluyum. Ben de ilkokul ve ortaokulu Silivri'de okudum. Üsküdar Müzik Cemiyeti'nden mezunum. Evet, çok güzel. Böylelikle işte yine abimin dediği gibi ayrıca beraber buradayız bugün. İnşallah keyifli saatler geçireceğiz. Çok güzel olacağından ben eminim. Öyle de başladık zaten. Yine evet. Gülsever ailesinin en genç üyesi mi? Evet. Junior diyelim. Gelecekte aslında şimdi biz Silivri'de tanıyoruz ama Türkiye'de tanıyacak inşallah. Doğan Güneş Gülsever bizle. Hoş geldin Güneş. Merhaba, hoş bulduk. Ben Doğan Güneş Gülsever. Silivri'de doğup büyüdüm. Ailenin en küçük üyesiyim şu an. Hedeflerimiz var tabii ki şeyden dolayı. O ses Türkiye yarışmasına girdim o. Sonra O sesteki gelişmeleri de birazdan aktaracağız dinleyicilerimize. Neler yapıyorsunuz orada, ne gibi ilerliyor süreç. Kemanda bu akşam bizimle Tayfun birlikte olacak. Tayfun Savaş, hoş geldin Tayfun. Çalışmalar devam ediyor böyle. Levent bizimle ortaokuldan beraberdik biz Levent'le. Ortaokulda beraberdik. Ne güzel. Kısaca bir tanıtalım mı? Tabii selam göndermek istediğin yerler var galiba, program öncesinde konuşuyorduk. Ben de 1982 İstanbul Silivri doğumluyum. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Herkese, dinleyen herkese selamlar gönderiyorum buradan. İyi seyirler diyorum buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşacak çok şey var. Gece boyunca konuşacağız ama programımızın adı da Küpa'da Canlı Müzik. Dolayısıyla canlı müzik yapmaya da devam edeceğiz. İkinci şarkımız ne olacak Günay? Şimdi ikinci şarkımız Kamilciğim Sil Baştan diyeceğiz. Sil Baştan çok güzel. Şebnem Ferah'ın yorumuyla tanıdığımız şarkı. Kibariye'nin yorumuyla da bambaşka olmuştu. Aynen öyle. Bakalım. Bizle nasıl olacak? Nasıl olacak? Onu aktaracağız dinleyicilerimiz. Buyurun. Canım sevgilim,
hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var, duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerekmez. Küfede canlı müzik devam ediyor. Müzikal Teknik Küpe FM'de bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Saatlerimiz 19.35 ve Küpe'de canlı müzikte keyifli müzik ziyafetine de devam ediyoruz. Stüdyomuzda Günay Noyan ve Bay Tuncay, Bay Klarnet Tuncay ve orkestrası bizlerle birlikte. Az önce Sil Baştan'ı da dinledik birbirinden, evet. Güzel şarkılar yine bizi bekliyor ama biraz da dinleyicilerimize müzikle tanışma sürecini aktaralım istiyorum ben. Nasıl gerçekleşti Günay? Şimdi sevgili Kamil, 13-14 yaşında Silivri Belediyesi Kültür Evi, evet, vardı. Taner, evet, Çetin abimiz de. Biz de orada tiyatrodaydık. Evet, yani, evet, Kültür, evet, Evi müdürümüzdü. Orada Türk Sanat Müzik Korosu'yla başladım. Evet, doğru. Daha sonra tam böyle eğitimi almak için Bakırköy Musiki Cemiyeti'ne gittim. Tabii bu ne zaman oldu? Ortaokuldan sonra lise dönemine başlarken, evet, Bakırköy Musiki Cemiyeti'ne gittim. Kaydımı yaptırdım. 3 sene bir eğitim gördüm. Ondan sonra ama oraya gidip gelirken de 15 yaşında profesyonel olarak bu işi yapmaya başladım. Başlamıştın zaten.
düğün salonları olsun, hı-hı, işte köy düğünleri olsun, hı-hı, bizim, hı-hı, o zaman çok meşhurdur. Hı-hı. Zaten o yerlere gitmeyen müzisyenim diyemez. Tabii canım, bugün Tarkan'ın bile başlangıcı öyle yani, oralarda bir pratik yaptıktan sonra, değil mi? Düğün salonlarında. Evet, düğün salonlarında. Yani ondan sonraki aşamalarda bir çok... ulusal süreci olduğunu da biliyorum ben Günay Nuray'ın, evet, ama... Ondan biraz bahsedelim mi dinleyicilerimize? Tamam. O yıllarda bir çocuk şarkıcılar modası vardı. Biz, evet, de aynı yaşlardayız. Hani küçük İbolar, küçük Onurlar. Seneyi 97-98 sanıyorum. Evet. Ya da 99. 6 sene Şahin Özer'de sözleşmeli kontratlı sanatçısı olarak imza attık. Hı-hı. Hatta yaşım tutmuyordu. Hı-hı. Anne ve babam imza atmışlar. İmza attılar. Evet. Biz 6 sene tabii bu albüm kaset işi kısmet işi. Aynen öyle. Bizim de kısmetimiz yokmuş. 6 sene bir fil biz Şahin Özer'le beraber çalışmalarda bulunduk. Hatta ulusal kanallara, hı-hı, çıktım o zamanlar. Bu az önce senin söylediğin gibi küçük sanatçılar modaydı. Modaydı. Bir Hülya Avşar'ın bir şeyi vardı. Ya, o, evet, küçük İbo'yla bir... Küçük İbo'yla bir macera. Münasebeti vardı. Evet. O bağlamda Star TV'ye çıkmıştım. Evet. Ondan sonra Kanal D'de bir program yaptık. Yani 3-4 tane ulusal kanalda, hı hı, oralara gitmiştiğimiz, gelmiştiğimiz Şahin abimizin sayesinde oldu. Evet. Ama sonunda da hiçbir şey olmadı. Evet. Müzik piyasası hakikaten zorlu bir piyasa. Hani bu küpede canlı müzikte ağırladığım konuklarım oluyor. Hani şimdi isim vermeyelim de. İşte dediğin gibi 6 yıllık bir kontrat imzalıyorsun. Örneğin bir arkadaşım var, yine ağırlamıştık kendisini. Aslında kız rock müzik sanatçısı. Evet. Ama o dönem birden şey patlıyor. İşte Davut Güloğlu patlıyor. Türkü formunu biraz, evet, daha aynen, şey. Evet, evet. Gel, evet, diyorlar, sana hemen albüm yapıyoruz. Kız bir sevinçle bir gidiyor, bir bakıyor. Hop, türkü albümü yapılıyor falan. Hani öyle yönlendirmeler de oluyor ne yazık oldu ki. Oldu. Şimdi benim esas branşım Türk sanat müziği. Evet. Türk sanat müziği branşım. O zaman Cengiz Kurtoğulları, Arif Susamlar hit yapmış, evet, sanatçılar albümlerde. Şahin abi dedi ki bana, Günay dedi, Türk sanat müziği ilk öncelik ama Türk sanat müziği albümü, evet, çıkacak. Daha sonra iş döndü. Fantezi müzik. Fantezi tabii. Satacak olan o diye değerlendirilecek. Yani, tabii. Ondan sonra da işte olmadı. Evet. Yolumuza devam ettik. Evet, ne güzel. Bu akşamı paylaşmaya devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Yunus Topal selam söylüyor. Aleykümselam Yunus'cum. Yunus'a biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Bu akşam Murat Boz çalacaktım, onu unuttum. Sözünü tut diye de bana baskı yapmaya devam ediyor burada. Yine bir başka Silivri'nin tanıdığı isimlerden biri Demokrat Parti ilçe başkanımız Halide Hanım yazmış. Evet. Noyan kardeşimiz on parmağında on marifeti olan bir kardeşimiz demiş. Sağ olsun. Sağ olsun. Dinliyor, saygılarımı sunuyorum. Biz kendisine de saygılarımızı sunuyoruz kendisine. Dinleyicilerimiz, programımız biraz uzayacak gibi. Eğer istekleri de olursa değerlendirilmeyiz yani, bilmiyorum. Sabaha kadar buradayız dermiş. Ne güzel. Küpe FM Facebook sayfası. Zaten buradayız abi. Ya, ya, ya. Facebook sayfamızdan bize dilek, temenni, öneri ve görüşlerinizi iletebilirsiniz dedikten sonra bir başka canlı müzikle devam edelim. Evet, devam edelim. Şimdi sırada? Şimdi Zeki Müren'in çok güzel bir eseri var. Bulamazsın. Bunu son, evet, dönemde de Linet de okumuştu. Okumuştu, doğru. Bulamazsın diyelim arkadaşlar. Evet. Atarlar seni.
defa bekleme, kıymetsiz bir kula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın senin için öleni. Telefonlarımız kilitlenmeye başlamış, anonsu yaptık diye hemen istekler gelmeye başlamış. Silivri'den Güray, Güray'ın doğum günüymüş bugün, dargın ayrılmayalımı rica etmiş. Notumuzu alalım. Evet, notumuzu alalım ilerleyen dakikalarda, fırsatımız olursa inşallah. Peki bu ulusal çalışmaların sonrasında beraberinde de aynı zamanda sahne çalışmaları da devam etti biliyorum. Aynen öyle, devam etti. Onlardan biraz bahsedelim mi? Nerelerde çalıştın, neler yaptın? Şimdi Silivri'de birkaç tane yerde sahnemizi aldık. Yalnız o zaman isim verebilir miyiz? Tabii tabii verebiliriz. Hisar vardı. Evet. Şel. Aha. Yukarıda o zaman. Evet. Eski zamanlarda tabii. İşte. Eski zaman, ben de bayağı yaşlı yaptım eski zamanlarda. Yani. Yine hakikaten oralar, biraz yani vallahi, şey ama yaşım ya. Genç olsa da gönlüm ihtiyar. Evet, işte, müzisyenliğin vermiş olduğu duygusallıktan dolayı. Öyle oldu.
biz Shell'de çalışıyorduk, daha askere gitmemiştik. Tuncay falan, biz Tuncay'la 20 seneden beri beraberiz. Evet, yani kader birliğimiz var bizim. Hı-hı. Bizim arkadaşlıktan öte. Evet. İşlerde olsun, kötü ve iyi günlerimizde biz her zaman Tuncay'ımla beraberiz. Daha sonra askerlik geldi, çattı. Evet. Askere gittik, biz Tuncay'la ayrıldık. Evet. Daha sonra askerden sonra yine sahne çalışmalarımız başladı. O arada yurt dışına bir teklif geldi. İlk olarak Tuncay, Bülent ve ben Uludağ Grand Yazıcı Otel'de bir sene çalıştık. Daha sonra arkadaşlarım ayrı yerlere gitti. Tuncay Hollanda'da bir çalışması vardı. Ben daha sonra Dedeman Otelleri ile anlaştık. Moldova Kişinov Otel'de 1,5 sene kaldım. Dedeman Oteli'nde, Kişinov'da. Onun arkasından 1,5 sene sonra Paris Verdel Otel'de 1 sene kaldım. Ve daha sonra Kıbrıs Salamis Bay Conti Otel'de de 3,5 sene bir fil çalıştım. Ya, çok güzel. Oralarda Türkçe müzik yapıyorsun değil mi? Türkçe ve Rumca müzik yapıyoruz. Rumca da var. Grek müziği de yapıyoruz. Hı-hı. Hatta ilerleyen saatlerde Grek de okuyabiliriz. Hı-hı. Daha sonra Tuncay Hollanda'dan çalışması bittikten sonra Kıbrıs'a yine beraber başladık. Ondan sonra evlilik geldi başa. Evet, evet. Ne yapacağız? Yani. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yalancı. Ama hani Silivri gibisi de yok değil mi? Hani gidiyorsun, geziyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun ama. Aynen öyle. Yaşamak için de Silivri. Silivri'de yaşamak güzeldir. Güzeldir değil mi? Evet. Bunu da söyleyelim. Söylemiş olduk. Silivri gerçekten bizim Silivri'miz bambaşkadır. Evet. Biz Yunanistan, Bulgaristan, yani bayağı bizim mesleğimizin vermiş olduğu işte Allah vergisi bir şey ya. Kesinlikle. Çok ülkeler gezdik ama Silivri gibi yok. Hiçbir tarafta yok. Silivri gibi yok. Yani Silivri'de yaşamak diyorlar ya, güzeldir. Evet, güzeldir. Sayın Başkanım. Çok doğru söylüyorsun. Aynısını söylüyorum. Evet. Çok da doğru söylüyorsun. Bir de hani şey, bir aile havası da var ya hani kendi aramızda. Hani evet. Bu sokakta mutlaka karşılaşmışızdır. Hani birbirimizi biliyoruz yani Silivri'de. Bu havası da çok hoşuma gidiyor benim yani. Yani yurt dışında olduğun zaman çok yabancısın. Evet. Şimdi caddede dolaşıyorsun, selam veren yok, hiç kimseyle muhatap değilsin, konuşmuyorsun. Silivri'ye mesela izine geldiğim zaman ben Silivri böyle bambaşka geliyordu bana. Evet. Yani o dostluk, o sevgi, biz büyük bir aileyiz. Kesinlikle. Bak bir tane daha soru. Bir tane daha geldi. Ya artık bilmiyorum. O konulara da gireceğiz demek yani birazdan ilerleyen dakikalarda. Evet. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Aranın sonrasında ne yapacağız canlı olarak arkadaşlarımız? Ne yapalım, bir Eylül akşamı. Eylül akşamını yapalım değil mi? Tamam. Eylül Ekim akşamı ama Ekim değiliz ama Eylül'ü. Eylül akşamı yapalım. Bir ay gecikmeli. Evet, yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi çok kısa bir aramız olacak efendim. Aranın sonrasında biz yine buradayız Eylül akşamıyla. Sakın bir yere ayrılmayın. Küfede canlı müzik devam ediyor. Müzik Altekiniz Küpe FM'de, bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Saatlerimiz 19.52, Küpe'de canlı müzikte bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ama bu akşam müzik ziyafetine doyamadığımız için bir yarım saat kadar daha uzatacağız programımızı. Onun öncesinde de haber merkezine bağlanacağız. Ana haber bülteninde bakalım yurtta ve dünyada ne gibi gelişmeler olmuş diye göz atacağız. Saatler tam olarak 20'yi gösterdiğinde 7 dakikamız var. O zamana kadar da sohbetimize de devam edelim biraz. Evet. Ondan sonra da Eylül akşamıyla ilk saatimizi kapatmış oluruz. Peki Günay, yurt dışı çalışmaları, sonra geldin, evlendin, burada evet, yerleştin tekrar. Şimdi neler yapıyorsun? Ne gibi çalışmalar? Şimdi neler yapıyoruz? Evlendikten sonra kesin dönüşe geldik. Daha sonra Tuncay'la, yine Tuncay'la İstanbul çalışmalarımız başladı. Evet. Etiler'de 1,5 seneye yakın. Dalman Center. Orada Dalman Center'da sahne aldık. Daha sonra Silivri'de yine sahne almaya başladık. Silivri'nin güzel mekanları var. Evet. Yani oralarda sahne almaya başladık. Bu arada İstanbul halen devam ediyor. İstanbul'a gidip geliyoruz. Haftanın 1-2 günü İstanbul'dayız. Silivri'de de ekstra tabiri, bizim evet, tabirimiz evet, ekstra olduğu zaman da Silivri'de de sahne alıyoruz. İşimiz
bizim bu olduğu için... Burada bizim, festivallerde de tabii, sahne aldınız. O çok önemli bir husus. Bizim o zaman anlattığım 93, 94, 95 yıllarında yerel sanatçılara ve yerel müzisyenlere böyle bir imkanları yoktu. Yoğurt Festivali'nde, Domates Festivali'nde, Silivri'nin bünyesinde olan bütün festivallerde sahne aldık. Halen de devam ediyoruz. Bu bağlamda daha sonraki ilerleyen dakikalarda bir şeyler daha ben de şimdi söylemek insanlarla bu kadar iç içe olunca hani müzikle de herkese temas edince tabii onların sorunlarını da yakından biliyorsun. Dolayısıyla bu müzisyenliğin yanına bir de siyaset çalışmalarını da ekliyor. İlerleyen dakikalarda dinleyicilerimize siyasetle de ilgili yaptığın şeyleri söyleyeceğiz, anlatacağız. İnşallah. Ama ilk saatimizi artık kapatma zamanı. Şimdi Eylül akşamı. Evet, diyoruz. Bir Eylül akşamı. Evet arkadaşlar, Eylül akşamı diyoruz. Bilmiyorum.
unutamıyorum. Seni unutamıyorum. Küfede canlı müzik devam ediyor. Müzik Aletekiniz Küpe FM'de, bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor. Biz ayrılan süreyi biraz açtık ama sohbete de müziğe de doyamıyoruz bu akşam. Yine dinleyeceğimiz çok güzel şarkılar olacak. Haberlerin öncesinde Günay Silivri'de yaptıklarından bahsettik. Müzikal anlamda yaptıklarını paylaştık dinleyicilerimizle ama yine programın ilk bölümünde söylediğimiz gibi insanlarla bu kadar sıkı fıkı olunca onların sorunları, sıkıntılarıyla da ilgili bilgi sahibi oluyorsun. Evet. Ve bununla ilgili de çalışmalar yapmak adına siyasette de yer aldın. Bugün CHP Silivri ilçe yönetiminde yönetim kurulu üyesi, evet, olarak görev sürdürüyorsun. O süreçten bahsedelim biraz. Siyasetle nasıl yolların kesişti? Siyasetle yollarımız nasıl kesişti? Hmm. Siyaset, şimdi öncelik biz müzik adamıyız. Evet. Müzisyeniz. Hmm. Yani sanatçıyız. Siyasetle 2009 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2009'da, evet, 2009 seçimlerinden sonra 2011 yılında bizim ilçe kongremiz oldu. Oldu, evet. İlçe kongresinde aslında ben nasıl anlatayım? İlçe kongresindeki isimleri, ben kendi ismimi o gün gördüm. Hı hı. Günay Noyan, yönetim, evet, kurulu üyesi diye. Ama bizim tabii siyasetle aramız bayağı içli dışlıyım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, hı hı, yıllardır gönül veriyorum, hı hı, emek veriyorum. O, biz bir bütün olduk artık. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi insanların kendi ideolojisi, hı hı, vardır. Benim de fikrim, beynim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana. Evet. İlçe yönetim kurulu üyesi olduk. 2,5 sene oldu bu yönetim kurulu üyeliğini devam ettiriyoruz. Hı hı. Daha sonra seçimler, işte Özcan Işıklar başkanımız 2009 seçimlerini kazandıktan sonra Silivri'deki siyaset daha çok değişti. Hı hı. Daha çok anlam ve önem kazandı. Yine müzeye döneceğim ben. Evet. İlk öncelikle onu söylemek istiyorum. İlk biz yoğurt festivallerinde çıkıyorduk 94-95 zamanında. O da Türk, hı hı, Sanat Müziği Korosu'ndaydık. Hı hı. Kültür merkezinde, evet, kültür evinde o zaman. Silivri 2009'dan itibaren yerel sanatçılara, yerel müzisyenlere değer vermeye başladı. Hı hı. Bu konu çok önemli. Evet. Başkanımız Sayın Özcan Işıklar bu konuda çok iyi çalışmalar yaptı. Ve görüyoruz bir sürü kardeşimiz, bir sürü gencimiz profesyonel sahnede kendilerini gösteriyorlar, kendilerini tanıtıyorlar. Düne kadar hiç kimse diyemezdi, Silivri'de bu kadar müzisyen varmış, bu kadar ses, evet, bu kadar güzel, muhteşem yorumlar varmış diyemez. Hı-hı. Üç gece yerel sanatçıların konseri oluyor. Hı-hı. Onlarca, yirmilerce bizim bu işi yapan meslektaşlarımız artık diyorum. Evet. Çünkü bizim de belli bir, nasıl diyeyim size... Herkes bir zamanını doldurur. Hı hı. Bizim arkamızdan da gelecekler. Evet. O arkadan gelenlerden bir tanesi de şimdi stüdyomuzda. Evet. Güneş kardeşimiz. Az önce de programın başında da bahsettik. O Ses Türkiye'nin elemelerine katıldı. Hayırlısıyla artık şimdi cevap, evet, bekliyoruz. Evet, o da örneğimiz, hı hı, bizim Silivri'mizin yetiştirdiği gerçekten güzel ses, güzel yorumlardan. İşte Güneş gibi çok çocuklarımız var. Evet. Bunun önünü açan da Başkanımız Özcan Işıklar. Ne mutlu, ne, ben buradan kendisine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür, evet, ediyorum. Hı. Ama müzik, müzik, müzik. Müzik çok önemli. Ve O Ses Türkiye dedik ya. Evet. Şimdi aslında birkaç ay içerisinde inşallah bütün Türkiye tanıyacak. Küpe FM dinleyicilerine bir ayrıcalık yaşatacağız o zaman bu akşam. Herkesten önce Küpe FM dinleyicileri bir kez Güneş'in sesini duyma şansına sahip olacak. Şimdi onun yorumuyla güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz Güneş? Aşk ne demek bilen var mı diye bir parça. Tamam. Dinliyoruz efendim. Thank you.
sanki taşa toprağa bulanım. Bu neyin nesi, bu neyin sesi, bu kimin feryadı? Kimin feryadı? Aşk ne demek bilen var mı? Zehir mi yoksa ilaç mı? Kimi ağlıyor, kimi gülüyor? Kalsam yoksa kaçsam çareli? Aşk ne demek bilen var mı? Zehir mi yoksa ilaç mı? Kimi ağlıyor, kimi gülüyor? Kalsam yoksa kaçsam çareli? Var mı? Zehir mi yoksa ilaç mı? Kimi ağlıyor, kimi gülüyor? Kalsam yoksa kaçsam mı çareli? Aşk ne demek bilen var mı? Herkesten önce Küpe FM dinleyicileri dinledi Güneş'i. İlk canlı yayın değil mi? Yani canlı, çok da güzel oldu. Vallahi inşallah Allah her şey gönlüne göre versin. Biz de Küpe FM ailesi olarak desteklerimizi devam ettireceğiz tabii ki kardeşimize. Güzel günler. İnşallah Güneş'i bekliyor olacaksınız. Evet. Vallahi çok keyifli sohbet. Hiç bitmesini istiyorum ama güzel güzel de devam ediyoruz. Şimdi bir tane de aslında Bülent, yani Gülsever ailesinin yine kıymetli bir üyesi ve klarneti burada. Onun klarnetinden de çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz enstrümantal olarak. Söylemek istediği bir şeyler var. İlk önce onları alalım, sonrasında da klarnetini dinleyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Buradan eşime çok sevgiler, saygılar olsun. Seni çok seviyorum ve Hüseyin'e çok selam söylüyorum buradan, öpçün. Onun için tüketeceğiz, çalacağız inşallah. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bülent Gülsever ve klarneti Tüketeceğiz ile radyolarınızda. Thank you.
İşte biz o gün tükeneceğiz. Ne güzel söylemiş Sezen değil mi ama yani? Hakikaten. Ağzına sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Klarnet böyle ağlatılır. Değil mi? Vallahi süper oldu. Çok keyifli oldu. Yine kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra Günay'la yine son bir şarkıyla final yapacağız. Hem son mesajlarımızı paylaşacağız dinleyicilerimize. Çok kısa bir reklam aramız var efendim. Reklamların sonrasında biz yine buradayız. Sakın bizden ayrılmayın. Küfede canlı müzik devam ediyor. Müzikal takınış Küper FM'den, ben Deniz Kamil Bey'den. Tekrar merhabalar efendim. Kısa bir arayı da geride bıraktık ve saatler 20.35. Aslında biz ayrılan sürenin çok çok da üzerine çıktık ama hakikaten doyum olmayan bir müzik ziyafeti vardı bu akşam. Günay Noyan ve Bay Klarnet Tuncay ve orkestrasıyla keyifli bir geceyi geride bıraktık. Artık yavaş yavaş kapanışa doğru da ilerliyoruz. Güray diye dinleyicimiz bir istek yapmıştı. Sıradaki şarkımızı ona derman edeceğiz. Bugün onun doğum günüymüş. Ve tüm dinleyicilerimize son mesajlarınız neler olacak? İlk olarak senden başlayalım. Evet, sevgili Kamilciğim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Senin nezdinde Küpe FM ailesine bizleri bu akşam buraya davet ettiğin için, bizleri dinleyen tüm Küpe FM ailesine, tüm Silivri'li hemşerilerimize, tüm Trakya'ya sonsuz teşekkürlerimizi, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ben dün akşam beraberdik. İlçe Başkanı Mümin Tuğlu, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Arkadaşlarım bu akşam beni yalnız bırakmadı. Birbirinden değerli üstad, başta şefim maestrom Tuncay Gülsever'e de teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hı. Ama bütün teşekkürler senin için. Estağfurullah. Çok sağ ol. Ben seni seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Tuncay abi, senin son mesajların neler olacak? Benim son mesajlarım. İlk önce sana çok teşekkürler ediyorum Kamil'cim. Biraz geç oldu ama geldik sonunda. Temiz oldu. İnşallah bir sonraki boşlukta da seninle güzel bir program yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Nasipse yine geleceğiz. Ben ilk önce canım sinirime teşekkürler etmek istiyorum tüm halkımızdan. Hepsini çok sevdiğimi dile getirmek istiyorum. Ve tüm Trakya'ma. İyi ki Silivri'liyiz. Evet. İyi Trakya'lıyız hakikaten. Trakya'da yaşamak ve Silivri'de yaşamak güzel. Güzel. Bravo. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet, Bülent Gülsever neler diyecek bize? Ben de bu güzel akşamları sizi burada aile olarak ve arkadaşlarımla ağırladığın için sana canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Evet, ve tüm arkadaşlarıma buradan selam olsun. İnşallah bir dahaki programda daha güzel saatlerde yine görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Güneş, sen neler diyeceksin? Ben de çok teşekkür ediyorum abicim. Konuştuğumuz, şarkı söylediğimiz için. Vallahi her şey gönlümüzde olsun. İnşallah senin de. Eyvallah. Takipçiniz. Biz de teşekkür ettik. Daha güzel günlerde yine beraber olacağız. Teşekkürler abi, sağ olasın. Takipçin, sen neler söyleyeceksin? Herkese güzel akşamlar diyorum. Buradan Günay Noyan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ne demek, ne demek. Evet, ben de Kamil'e çok teşekkür ediyorum. Birkaç selam göndermek istiyorum. Tabii ki, ne demek. Buradan babama, lakabı Davuzi Ali'ye selam gönderiyorum. Annem Tevki Akan'a. Türkan Akan'a. Kaynanam Sultan Sarı. Yine çok selamlarımı yolluyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz de hepsinin ellerinden öpüyoruz. Böyle kıymetli müzisyenler, hepinizin aslında büyüklerini ellerinden öpüyoruz. Böyle kıymetli müzisyenleri bize yetiştirip kazandırdıkları için. Ve son şarkımız artık. Evet, hangisi Güray Bey'e mi geliyor? Evet, Güray Bey'e geliyor. Bugün doğum günü. Evet, nice mutlu yıllara, iyi ki doğmuş. Hı-hı. Buyurun arkadaşlar. Evet. Ben de vedamı gerçekleştireyim bu arada. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde konumuz sağlıkta, ben huzurlarınızda olacağım. O zamana kadar da sevgiyle sevgiliyle, dostça ve dostla ve günün tüm zorluklarına, günün tüm olumsuzluklarına, günün tüm umutsuzluklarına rağmen inadına hoşça kalınız efendim. Thank you.
derdim herkesten çok, benim derdim herkesten çok. Ben nasıl yandım dağlar, 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 dağlar. Yar saçların güle güle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların güle güle, yar benziyor beyaz güle. Ömür benim hayatımdır, ölürüm de vermeme. O gül benim hayatımdır, ölürüm canlı müzik sona erdi.